Rüşvetle, parayla vatandaşın adalet duygusunu sekteye uğratan, rüşvetle suçu örtbas eden, mesleğini satan şerefsizdir, haysiyetsizdir. Bu mesleğe yakışmaz. Siz şerefsizsiniz, haysiyetsizsiniz. Bunu kesmeyin. Kesmeyin bunu. Haram. Bak sana yemin ediyorum. Ben gazeteciyim, 5 tane kitap çıkardım. Ben sizden daha çok vergi verdim ve benim arabam yok, motorum var. Teşekkürler. Bir cevabı alalım beyefendiden. Islık nedir ya? Bir saniye. Dur Oğuzhan, bir şey anlatıyorum. Tamam. Bir saniye, bir şey anlatıyorum. Bu arada Özlem ve Tayyar Öz'ün çok dile getiriyorsunuz sosyal mecralarınızda. Kendilerinin avukatı burada. Kurt elmadan çıkan diyen avukatlarıma. Aslında bugün geleceklerdi ama sizin burada olmanız da tabii ki önemli. Sosyal medyada müvekkillerinizin paylaşmış olduğu altın görüntüleri vardı. Onlar gerçek mi, sahte mi? Onlar sahte. O hemen... zaman müvekkilleriniz yalancı mı? Evet, yani sosyal konuya... medyada yalancılık mı yapıyor? Bu yaptığınız konuşmayı müvekkillerinize de yapın. Video çekip benim bu terliğimi beğenmemişler diyenlere, alıp bu terliği bir yerlerine sokarım diyen o adama aynı konuşmayı yapın ve topluma nasıl konuşacağını öğrensin. Şu videoyu yayınlayabilir miyiz? Atıyorum. Dur ben çok görüntü vereceğim, bir bekleyin. Tamam. Şu anda tutuklu olan bir mafya lideri. Devlet bankalarından teminatsız kredi aldı. Evet. Kayseri'ye 700 milyon lira. Yazdım bunu. Ardından diğer bankalardan çekti. Toplamda 1.3 milyar TL bu insan para çekti. Kimden? Kamu bankalarından. Kimin parası? Sizin paranız. Hesap veriyor mu? Hayır. Üstüne gittiğimiz için yazılarımız engelleniyor. Vaz mı geçeceğiz? Hayır dostlar. Hep beraber soracağız. Vazgeçmeyin. Bu fenomen arkadaşların birçoğu bebekleri paylaşabilmek için ailelerden 50 bin, 60 bin, 100 bin, 150 bin TL paylaşma parası istediler. Bunlar kanıtlı mı efendim? Evet, bunların hepsi kanıtlı. 200-300 milyon da az değil mi para aklamak için ya? 200-300 milyon nasıl az olur Feyzin? Sen nasıl bir paradan bahsediyorsun? Dilan Polat benim dimağımı yukarı çıkarttı. Hani. Suçsuz bir kişi suçlanırsa ve bu kişi suçsuz çıkarsa yalnızca özür dilemeniz sizce bu kişinin kaybettiği maddi gücü veya çevresine etki edecek mi? Yalnızca özür dilemeniz. Ben kimse suçlu demedim ki. Ben Dilan Polat'a da suçlu demedim. Dilan Polat dedi ki, dedi mi arkadaşlar fabrikalarım var? Evet. 4000 kişi çalışıyor dedi mi? Evet. Ben de dedim, senin fabrikan yok ki. Senin kocanın fabrikası yok ki dedim. Çıktı mı arkadaşlar fabrikası? Peki Özlem ve Tayyargil'le ilgiline söylüyorum. Türkiye'nin her yerinde fabrikalarımız var. Bu da en son fabrikamız dedi. Senin fabrikan yok ki dedim. Ben bunun neyine özür dileyeceğim? Şaklaban fenomenlerle aynı klasmanda göründüğüm için çok üzgünüm. Ben 1.3 milyonluk bir YouTube kanalına sahibim. Ve Türkiye'deki sayılı insanlardan birisiyim. Herkes fenomen, bütün fenomenler aynı falan dediniz. Ben burada inanılmaz üzüldüm. Öyle bir şey üzüldüm. Söylemedik. Bakın ben Dilan'la arkadaş değilim. Yani aramız iyi değil. Özlem'le aramız iyi değil. Ben onları kesinlikle savunmuyorum. Ama orada yazdığımız her şey gerçek değil. Ezgi Hanım, eşiniz değil mi yanınızdaki? Hayır, arkadaşım. Özür dilerim. Eşiniz mi diye sordu. Ben yeni boşandım. 3,5-4 ay önce boşandım. Sanırım biliyor mevzuyu. Benim eşimi de gözaltına aldılar. TikTok'ta hocam, kara para aklamadan, Tuzla Spor'da da oynuyordu. Hepsini biliyorum ben. Evet, bildiğiniz için zaten ben açtım. Tamam. Adı kara paraya karıştığı için sadece suç almadı zaten. Takip ediyorsa yakından davayı. Eşimin adı karıştığı için banka hesabımı kapattılar. Her söylenene, her gördüğünüz şeye de inanmamak lazım. Arka planda farklı şeyler oluyor. Ben direkt bir kişi üzerinden soracağım bunu. Eski İçişleri Bakanı. Cesaret bulaşıcıdır çünkü. Beni çekmeyin, onu çek. Gezer İstanbul hovardasın.